Efendim? Ayşegül neredesin sen? Dışarıdayım Nevra Hanım. Bu ses tonu ne? Çınar ameliyata girdi ve sen yoksun. Ne yapmış? Ne yapmış? Ne ameliyatı? Hastanedeyiz. Senin haberin yok mu? Hayır, haberim olsa orada olurdum herhalde. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Çınar ameliyata girmiş. Riskli değil miydi onun için ameliyat? Öyleydi. Kimseye söylememiş. Girmiş işte. Hadi gidelim ne olur. Tamam. Çınar nasıl? Ölümden dönmenin dışında gayet iyi. Nasıl yapar böyle bir şeye haber vermeden ya? Senin bilmemen normal. Nevra Hanım, laf sokmanın sırası değil. Çınar'ın sağlığından bahsediyoruz. Ne oldu? Çınar nerede? Şurada, yoğun bakımda. Ya nasıl yapar böyle bir şeye haber vermeden? Ne bileyim. Engel oluruz diye herhalde. Allah'ım ya. Doktor bey. İçeride ufak bir test yapacağım. Çınar Bey'in durumu hakkında bize bir fikir verebilir. Ne testi bu? Vücudundaki hisleri inceleyeceğiz. Siz de buradan görebilirsiniz zaten. Nasıl yani? Sakat kalma ihtimali falan mı? Lütfen aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Nasıl kötü şeyler getirmeyin? Olanlara baksana Ayşe. Allah'ım ne olur acil şifa ver. Bu güzel yürekli adama yardım et Allah. Lütfen Çınar. Ne olur lütfen hadi. Çok şükür. Ne olur lütfen hadi. Kıpırdadı mı? Neden kıpırdamadı sol ayağı? Ameliyatta fazla kan kaybından dolayı beyinde iskemi oluştu. Buna bağlı olarak bir kısmi felç ortaya çıkmış görünüyor. Sol bacağına etki etmiş. Ama kalıcı olmayabilir yani zamanla geçebilir değil mi? Evet ama aynı şekilde kalıcı olması da mümkün. Neticeyi zaman gösterecek. Ameliyatta yaşadıklarımızdan sonra açıkçası tahmin ediyordum. Nevra Hanım. Tahmin ediyordunuz. Bakın iyi bir bakım ve fizik tedavi falan. İyileşebilir, iyi olabilir yani. Öyle mi? İyi misiniz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.